Bu dersimizde blokları inceleyeceğiz. Bloklar PLSQL'de kullandığımız, yazdığımız programların içerisinde kullanılan program parçalarıdır. Yani birden fazla, bir tane olabileceği gibi birden fazla blok birleşerek yazdığımız PLSQL kodları oluşturur. Şu şekilde bir sintakse sahip, çok temel olarak en temel hali bu. Declare ile başlar. Daha sonra declare'den sonra değişkenler tanımlayacaksak declare'ın altına değişkenleri tanımlarız. Tanımlama bölgesi burasıdır. Daha sonra begin ve end açarız. Normal begin ve end bloğumuzu. Bunun içerisinde begin'den sonra komutlarımızı yazarız. Örneğin insert, update, delete gibi sorguları burada yazabiliriz. Daha sonra eğer hata ayıklama gerçekleştireceksek exception kısmını yazarız. Exception'dan sonra da hemen onun altına hata ayıklamak için neler yapacağımızı, örneğin hatayı fırlatırken neler yapsın, mesela burada hata veren işlemi geri almak isteyebiliriz. Bunu burada yaparız exception kısmında. Bunlar declare ve exception kısmı zorunlu değildir. Yani bu normal bloğu değişkensiz de kullanabiliriz. Değişkensiz kullanırsak zaten declare değişkensiz kullanabiliyorsak zaten declare'e gerek yok demektir. Hata ayıklama yapmak zorunda da değiliz. O yüzden exception kullanmak da zorunlu değil. Ancak begin ve end bloğu zorunlu. Bunlar begin ve end bloğu olmazsa olmaz. Hemen aşağıda bir örnek yapalım. Declare ile başlıyoruz. Declare'in altında bir tane değişken tanımladım. Değişken adında. Buna bir değerini atadım. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bir delete sorgusu gerçekleştireceğiz. Değişkene verdiğim değeri bu begin end içerisinde kullanarak bir veriyi sileceğim. Bir silme işlemi gerçekleştireceğim diyelim. Ya da update işlemi. Daha sonra begin ve end açıyorum. Bu bloğu. İçerisine update ya da delete ne istiyorsak o sorguyu gerçekleştiriyoruz. Ve buradaki değişkeni buradaki filtreye yazarak bu sorgumuzu başarılı bir şekilde çalıştırabiliriz. Bu en temel blok yapısıdır ve normal blok olarak geçer. PLSQL kodlarımız içerisinde bol bol kullanacağımız bir blok yapısıdır.